Her ne kadar kanunların kral işi oldukları apaçıksa da en iyisi kuvveti kanunlara değil, bilgili bir krala vermektir. Merhaba, Filozofi Yolu'na hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben İlker. Bugünkü programımızda Platon'u konuşmaya devam edeceğiz. Muhtemelen içerik olarak da en uzun olacak siyaset felsefesini konuşacağız programımızda. Platon'un bize aslında bir siyaset filozofu olduğunu, ana sorununun da siyaset olduğunu daha önceki programlarımızda defalarca belirtmiştik. Platon'un hocası Sokrates'in dar anlamda siyasetle ilgilenmemesini, daha çok ahlak ve mutlulukla ilgili konulara yönelmesine karşın Platon bütün hayatı boyunca siyasette aktif rol almak istediğini ve geleceğin siyaset alanlarını yetiştirmek üzerine akademiyi kurduğunu belirtmiştik. Hatta bu siyasette aktif olarak rol almak istediği için 3 defa Sicilya'ya gitmişti. Üçünde de hüsranla geri dönmüştü. Artık kendisi yapacak bir şey bulamayınca da geleceğin siyasetçilerini yetiştirmek için akademiyi kurmuştu. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi Platon ve Platonculuk programımızı dinleyerek de ulaşabilirsiniz. Platon'un siyaset teorisinin temel eseri Politia, Türkçedeki adıyla Devlet isimli kitabı. Bu kitapta kendisinden sonra gelecek devlet adamlarının ve ütopya ve distopya yazarlarının temel şablonlarını oluşturacaktır Platon. Kitapla ilgili de birkaç defa değinmiştik. Hem Platon'u anlamak için hem de en azından ilk çağ felsefesinden bir metin okumak için bu kitabı okumanızı da yine tavsiye edeyim ben size. Bu kitap yani devlet, Platon'un siyaset hakkında yazdığı tek eser mi? Platon'un bu eser haricinde yasa koyucu ile yasa arasındaki ilişkiyi ele aldığı devlet adamı ve daha geç dönemlerinde, yaşlılık dönemlerinde edindiği tecrübelerle beraber politik düşüncesine yaptığı revizyonları da içeren Yasalar isimli eserleri yine onun siyaset teorisi hakkında yazılmış diğer kitaplarıdır. Platon'un metafizik ve epistemolojisini incelerken hep bir temel varsayım üzerinden hareket etmiştik. İşte idealar kavramı ve idealar dünyası veyahut da Tanrı Demiorgos'un bu dünyayı şekillendirmesi gibi. Siyaset kuramında da benzer bir durum söz konusu mudur? Evet. Şimdi Platon'un siyaset konusuna yaklaşırken evren, site ve insan arasında kurulan bir benzerlik fikrinden hareket eder. Kozmos yani düzen bütün siteyi ve insanı içine alan bir şey ve sitenin ve insanın nasıl olması gerektiğinin ana planını veriyor Platon için. Orta Çağ dünyasının temel kavramı Tanrı'dır. Bunu Orta Çağ felsefesine işlediğimiz zaman daha çok göreceğiz. Yeni Çağ'a geldiğimiz zaman Batı dünyasının temel kavramları insan ve psikolojidir. Yalnız Antik Çağ'a geldiğimiz zaman, Antik Çağ'a baktığımız zaman yine bunu programlarımızda özellikle Helen dönemi yani Sokrates öncesi filozofları incelediğimizde çok defa değinmiştik bu konuya. Antik dünyanın temel kavramı kozmos. Yani doğadır. Platon ve Aristoteles sitenin doğal varlık olduğunu, doğanın bize sunduğu düzen şeklinde tanzim edilmesi gerektiğini öne sürerler. Bu bakış açısı insanın da doğal olarak toplumsal bir varlık olduğunu ve iyi bir hayatı, mutluluğu ancak toplum içinde elde edebileceği yönündeki görüşüne götürür. Özellikle geç dönem sofistlerinden bahsettiğimiz programda biz doğa durumu ve toplumsal durum arasındaki farkı çokça konuşmuştuk. Yine bu tartışma modern çağda da Hobbes, John Locke, daha sonra da Jean-Jacques Rousseau ekseninde de devam edecek ve modern dünyanın siyaset kuramlarının temel varsayımlarından biri olacaktır. Yani bir medeniyet öncesi doğa durumunda bir insan tasarımı vardır ve bu insan Aristoteles ve Platon'a göre doğal bir şekilde, doğal bir itkiyle toplumsal duruma geçer. Platon bireyin yine bu geç dönem sofistlerinden bahsettiğimiz programda
Aristoteles'ten de bazı alıntılar yapmıştık. Mesela doğa durumunda, yani toplumsal durumdaki insanın mutluluğunun ancak toplumsal durumda elde edilebileceğinden bahsetmiştik. Ya da bir mit vardı hatırlarsan İlker. Şimdi Tanrı'nın ismini unuttum. Canlıları teker teker yaratıyor. İnsana hiçbir şey kalmıyordu elinde. Yani kendini savunabilecek güçlü hiçbir şey kalmıyordu. Daha sonra Zeus insanlara acıdığı için politika gücünü onlara bahşediyordu. Bunu insanlara eşit derecede bahşediyordu ki insanlar bir araya gelsin. Beraber siyaset yapabilsinler. Politika hayattı. Şey için yani politika her şeyin içinde olan bir şeydi. Her şeyi kapsayan bir şeydi yani antik Yunan'da. Platon bireyin bireysel kaderiyle toplumun, sitenin kaderi arasında sıkı bir bağ kurar. Buna göre bireyin bireysel kurtuluş ve mutluluğu sitenin toplumsal kaderi ve mutluluğuna ne kadar bağlıysa bireyin bozukluğu da aynı ölçüde sitenin bozukluğunun kaynağını teşkil eder. Bu yüzden onların politik ve etik öğretileri yani Platon'un politika ve etik arasındaki bu sıkı ilişkisi bu yüzden kesin bir şekilde birbirinden ayrılmaz. Politika ile ahlak arasındaki bu sıkı bağlılıkta, işte politik sorunla ahlaki sorunun birbirinden ayrılmazlığında belirleyici olan nedir peki? Platon'un eserlerini biz teker teker incelemedik şimdiye kadar. Yani isimlerini bile saymadık yanlış hatırlamıyorsam. Ama az önce saydığımız gibi mesela politik alanında 3 tane eser yazmıştır. Devlet, devlet adamı ve yasalar. Ama Platon doğrudan ahlakla ilgili herhangi bir kitabı yoktur. Aslında bir Tabii siyaset filozofu demiştim o yüzden de zaten. evet. Ama biz Sokrates için ilk ahlak filozofu demiştik. Platon da onun Tilmizi, öğrencisi ya da şakirdi ya da talebesi Yani idi. Sokrates'ten öğrendiği ahlak felsefesini kendi siyaset felsefesiyle bağdaştırıyor. Yani Evet. birbirinden ayrılması hale getiriyor bir manada. Evet, Platon da doğrudan ahlakla ilgili herhangi bir şey yazmamasına rağmen yani bir mesela Aristoteles'e baktığımız zaman Nikomakos'a Etik adlı bir tane kitabı vardır. İlk doğru düzgün ahlakı kaleme alan, kuramsallaştıran filozoftur Aristoteles. Ama Platon böyle bir şey yazmıyor. O bütün eserlerinde konu olursa olsun ahlakı da o konular içerisinde ele alıyor. Bu siyaset ile ilgili yazdığı kitaplarda dahil olmak üzere böyledir. Mesela devlet diyaloğunda Platon'un Sokrates'i konuları ele alıp tartıştığı diyaloglarında adalet veya adil insan kavramları genel olarak bugün hukuki siyasal literatürümüzde kazanmış oldukları anlamlarından farklı olarak özü itibariyle ahlaki, bireysel bir erdem ve böyle bir erdeme sahip kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu diyaloglarında olan devlet diyaloğunun ilerleyişi de bireysel adaletin toplum düzeninde daha iyi görünebileceği düşüncesiyle toplumsal adalet üzerinde bir araştırmadır. Devlet diyaloğu. Yani kitapta iyi, adil insan nasıl, adil insan nedir diye başlar tartışma. Bunu bulmak için önce adil toplumu bulalım der ve devlet düzeninden bahsetmeye başlarlar. Sonra da bu devlet düzeninde, bu adil devlet düzenindeki insanın ancak adil olabileceği düşüncesi kitabın ana konusunu oluşturacak ve ilerleme bu şekilde gerçekleşecektir. Evet, yani şunu söyleyebiliriz sanırım. Devlette veya sitede, site devletinde işte ki, o büyük boyutta var olan adaletin, adaletsizliğin ya da haklılık ya da haksızlığın ne olduğunu o seviyede ortaya koyabilirsek, konumuz olan bireyde, insanda da adalet ve adaletsizliğin veya işte haklılıkla haksızlığın ne anlama geldiğini de aynı oranda görebileceğiz. Böylece ahlak ve siyasette iç içe geçmiş olacak Platon için. Evet, doğrudur. Tabii şunu da belirtmemiz de gerekiyor. Platon ahlaka siyasetten daha fazla önem veriyordu. Ahlaki sorunları o politik bir zeminde çözmeye kalkmıştı. Yoksa ahlak Platon'da bir politikanın hizmetçisi gibi değildi. Platon'un devlette söylemek istediği doğrunun veya adaletin
yasalarının bireyler için neyse, sınıflar veya siteler için de o olduğu, hatta o olması gerektiğidir. Ve ona göre bu yasalar temelde bireysel ahlak yasalarıdır. Hatta mesela Platon politikada sanat alanında denetlemenin, sansürün gerekli olduğunu savunuyorsa, bunun kişisel ahlak planında da geçerli ve gerekli olmasını düşündüğünden dolayı İnsan bunu zaten kendince yapması gerekir. Dolayısıyla bunu insanın kendi yapması gerektiği şeyin devlet eliyle yapmasının ne zararı olabilir? Bizzat hatta olması gerekenin bu olduğunu iddia edecektir galiba, değil mi? evet, yani yasalar sadece devletin bekası için değildir yani Platon'da. Yasalar bireye ihtiyaç duyduğu yasakları ve kanunları belirler. Onun koyacağı yasa tek tek bireyleri de ilgilendiren bir şeydir ve bireyler için de gerekli olan bir şeydir. Yoksa devletin otoriterleşmesi ya da devletin bekası için yapılan yasalar değildir bunlar Platon'da. Yani siyasette tartışsak ana konu olan yine insan ve birey. Evet, ve ahlak. Ahlak. Platon şüphesiz doğru sitenin doğru bir insanı meydana getirmek için zorunlu olduğunu düşünüyor. Ancak doğru insanın veya insanların da doğru siteyi, adil siteyi meydana getirdiğini bilmektedir. Kısaca Platon'un devletinin ana sorunu ahlaki bir sorundur diyebiliriz veya en az bir politik sorun olduğu kadar ahlaki sorundur. Ve politik sorun bu ahlaki sorunun başarılı bir şekilde çözülmesi için bir araçtır. Ahlak politikaya bir araç değil, politika Alaka ahlaka bir bir araç. araç olmuştur yani Platon'da. Platon toplumu veya siteyi büyük bir evrenle, makrokozmosla aynı özelliğe sahip bir organizma olarak görmeye eğilimindedir. Yine onun doğa felsefesini ve ruh kuramından da bahsettiğimiz programlarımızda mesela bir alem ruhu, bir evren ruhu olduğundan bahsetmiştik. Sonra insanın ruhunun olduğundan bahsetmiştik ve Platon'da bir toplum ruhu olduğunu da görüyoruz. Öyle bir anlayış olduğunu da görüyoruz. Hatta yine daha çok günümüzde dindar çevrelerce şey yapılır, kabul edilir. Yani işte insan evrenin bir özetidir. Duymuşsundur eminim yani bunu. Buna benzer söylenir. Yani kök kitabından Antik Yunan'daki evrenin yani makrokozmosun insanla mikrokozmosda insanda bir düzeni temsil ediyor ya eşleştirildiği yani şey yapıldığı görülmekte. Bir uyum içerisinde olduğu düşünülmektedir ikisi. Büyük İskender'in ölümünden sonra da varlığını devam ettiren büyük Helenistik merkezi devletler sitenin bireyin bireysel mutluluk ve kurtuluş için zorunlu politik ahlaki çevre olma imkan ve işlevini ortadan kaldırmış. Bu ise tek başına kalan bireyin kendi üzerine dönmesine ve kurtuluşunu devletle veya devletin içinde değil, devletin dışında ve hatta devlete rağmen gerçekleştirmek üzere bazı arayış ve çabalara yönelmiştir. Yani Platon ve Aristoteles sonrası dönemden bahsediyoruz burada. Bu çabalara, yani bu dönüşüm çabalarına ilişkin felsefi temellendirmeyi ne zaman görüyoruz? Felsefe çağı etkilediği gibi aynı zamanda çağla uyum içindedir her zaman. Ortam değiştiği zaman, şartlar değiştiği zaman yapılan felsefe de değişmektedir. Eskiden toplumu ile uyum içerisinde olan, kendi küçük topluluklarında olan, yani Platon ve daha önceki çağlardan bahsediyorum. İnsanlar ahlak kuramlarını bu toplumla beraber, toplumun benim için iyi olan toplum için de iyidir, toplum için iyi olan benim için iyidir gibi düşüncelerle felsefe üretiliyordu. Yine Aristoteles'te göreceğiz. Devletin tek amacı vatandaşlarını mutlu etmektir. Mesela. Ama Büyük İskender gelip her tarafı fethedince ortada bu Helenistik dönemin şeyleri de, devletleri de
ortadan kalkmış oluyor, siteler ortadan kalkmış oluyor ve büyük devletler veya büyük yönetimler kurulmuş oluyor. Bu dönemde çıkan en önemli filozof da Epikuros oluyor. Epikurosçuluğun, Epikuros da devlete karşı bazı olumsuz tutumlar geliştiriyor ve bireyin kurtuluş ve mutluluğunu daha çok ön plana çıkaran bireyci ahlak kuramları öne sürüyor. Bu medeniyetin, toplumun değişmesiyle felsefenin değişmesini yeni çağda da görmeye devam edeceğiz. Mesela yeni çağın başlarında ortaya çıkan Machiavelli, daha sonra 17. yüzyıldaki Hobbes, 18. yüzyıldaki Locke siyaset kuramları da doğal evrenle politik insanı birbirinden daha da ayırmışlardır. Ayırmışlardır, evet. Platon'un siyaset felsefesinin genel çerçevesini çizdik sanıyorum, öyle değil mi? Evet, kabaca böyle. Şimdi devlet kitabından başlayarak onun felsefesinin, siyaset felsefesinin ayrıntılarına girebiliriz. Girelim. Bir soruyla girizgah yapayım müsaadenle. Platon'a göre insanların toplum olmasının, toplumlar meydana getirmesinin ana sebebi nedir? Evet, bu soruyu biz özellikle geç dönem sofistlerinin tartıştığında çok görmüştük. Platon da elbette bu tartışmaya katılacak ve ona göre toplumu meydana getiren ana neden bireyin kendine yetmemesi, yaşamak ve varlığını devam ettirmek için başka insanların yardımına ihtiyaç duymasıdır. İnsanlar yaşaması için zorunlu olan işleri yapan meslek sahipleri olarak bir araya gelecek ve ilk toplumu oluşturacaktır. Yani iş bölümü. Yani düşünsene her şeyini kendin yapmaya çalıştığını. Yani altından kalkamayacaksın canım. Hayat çileden başka bir şeye dönüşmez muhtemelen yani. Günde saatlerce çalışıyorsun. Şimdiki gibi lükslerimizin falan olması hayal tabii. Yani kıyafet almak, kıyafet yapmak için ya gideceksin çiftçilik yapacaksın, pamuk yetiştireceksin falan ya da gideceksin hayvan avlayıp derisini yüzmeye çalışacaksın. Ev yapmak bile türlü bir işkence ve türlü cefaya gerekecektir. Yol açacaktır. O yüzden iş bölümü Birlikte insanların... yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz bir şey haline geliyor. Evet. Tabii Platon'da insanların birbirine karşı duyduğu doğal sevgi de söz konusudur. Tek etken iş bölümü değildir. Yani bir doğal sevgiden de bahsediyor. Platon'un doğal durumunda henüz devlet ve yasalar yoktur. Çünkü buna ihtiyaç da yoktur. Doğal durumda zaten mesela ahlak da yoktur doğal durumda. Doğru yanlış da yoktur. Suç ceza da yoktur. Doğal durum derken neden bahsediyor tam olarak? Devletsiz, medeni olmayan durum. Evet, yani İnsanların doğal. vahşi hayatlar yaşadığı toplumda doğal durum. Fakat insanların karmaşık varlıklar olmaları, istek ve tutkulara sahip olmaları, lüks ve konfor peşinde koşmaları, onların bu toplum aşamalarında kalmamalarını, daha ileriye geçmelerini doğuracaktır. Bir araya gelen insanlar, kendi gruplarını kuran toplumlar, daha sonra çıkar çatışmasından dolayı savaşlar yapacaklardır. Savaş başlayınca da orduya, yani bir savaşçı sınıfına, bekçi ve muhafız grubuna ihtiyaç duyulacaktır. Bunlar hem toplumu dış düşmanlara karşı koruyacaklar hem de toplum içerisindeki düzeni koruyacaklardır. Böylece bu sistem geliştikçe, toplumlar büyüdükçe, geliştikçe toplumda yönetenler ve yönetilenler ayrımı ortaya çıkacaktır. Bu aktardıkların Platon'un yaptığı salt mantıki bir açıklama mı yoksa tarihte fiilen ortaya çıkmış aşamaları mı saymaktadır? Platon toplumun ortaya çıkışını açıklamak için bu bir nevi sosyolojik olan kuramı ortaya atarken bunların fiilen gerçekleşmiş olduğunu düşünmektedir. Tabii bununla ilgili bize herhangi bir kanıt sunamaz. Yani o dönemin bilimsel araştırma yöntemlerinin de ne kadar geri olduğunu düşünürsek bununla ilgili gerekçelendirme ya da araştırma isteyemiyoruz kendisinden. Keza o da sunmuyor. Ama Platon bu doğal toplumun tarihin bir zamanında gerçekten yaşadığına inanmaktadır. Evet.
Peki bu biraz evvel bahsettiğin muhafızların varlığının kaynağında ne var tam olarak? Az önce de aslında kısmen değinmiş oldum. Bunların var olmalarının esas sebebi dışarıdan gelecek olan saldırılara karşı insanların korunmak istemesi ve ikinci bir sebep olarak da insanların sorunlu olmayan ihtiyaçlarının toplumda yarattığı çatışma ve ihtilal ortamını ve doğal olarak toplum içerisindeki kargaşayı bastırmak için kullanılacak kollu kuvveti işlevini görecektir. Peki bu kolluk kuvveti, bu muhafızlar, yani bildiğimiz eli silah tutan herkesin oluşturduğu bir grup mu, yoksa başka bir tür bir sınıftan mı bahsediyoruz? Burada biz bir halk ordusundan ziyade işi savaşmak olan profesyonellerden meydana gelen bir ordudan bahsediyoruz. Bunun temelinde de az önce söylediğimiz gibi bir iş bölümü yatmaktadır. Zaten Platon'un devletteki sorunu ideal toplum değildir. İnsanları oldukları gibi, yani söz konusu kusur ve meziyetleriyle kabul etmek şartıyla mümkün olan ideal toplumun nasıl olabileceğidir. Devletin ana problemi budur. Yöneten ve yönetilenlerden bahsetmiştin. Platon yönetilenler derken kimi ya da kimleri kastetmektedir? Platon'un devlet diyaloğunu okuyanlar hemen yanlış bir fikre kapılıp bunun sadece işçi sınıfını kapsadığını düşünebilir ama Platon toplumun tüm üretici güçlerini, kısaca para kazananlar ve vergi verenler sınıfını kastetmektedir. Asker sınıfı da dahil mi bu gruba? Yönetenler ve askerler hiçbir ekonomik faaliyette bulunmayan bir gruptur. Bunlar para kazanmıyorlar. Sadece çalışan kesimlerden alınan vergileriyle ücretleri karşılanıyor. Görevleri de toplumun barış ve güvenliğini sağlamaktır. Bu askerler ve sivil yöneticiler, bürokratlar, kısaca hizmetliler sınıfı yani memur sınıfıdır. Yönetenler, karar alanlar, muhafızlar da o karar alanları uygulayanlardır. Günümüzün askerleri vergi veriyorlar. Ama bu Platon'un devletinin olduğu zamanda yani onun tasarladığı devlette zaten devleti yöneten insanlar ve uygulayıcılar cüz'i kazançları dışında hiçbir geliri olmayan insanlardır. Ayrı bir statüdedirler bunlar. Peki şimdi bir karar alanlardan bahsettin. Yani yönetenler. Bir de muhafızlar var, o kararları uygulayanlar. Bu bir nevi hiyerarşik bir düzen oluyor haliyle. Şimdi bu hiyerarşik düzene sahip bir toplum bir kas toplumu mudur, yoksa sınıf toplumu mudur? Bu bir sınıf toplumudur. Şimdi kas sınıfında, kas sisteminde sınıflar arasında geçiş yoktur ya da çok zordur. Özellikle mitoloji programındaydı galiba. Birkaç programda biz bu Hindistan'daki kas sistemlerinde bahsetmiştik yani. Orada doğuştan gelen özelliklerin göz önüne alınarak belli bir sınıfa dahil edilir ve ölünceye kadar o sınıfın dışına çıkmazsın. Platon'un sistemi bir nevi bir aristokrasidir ama bu kan yoluyla değil de yetenek yoluyla, liyakat yoluyla belirlenen bir aristokrasidir. Platon'un devletinde bu yönetilenlerin eğitilmesine dair bir ize rastlanmıyor ama muhafızlar ve yöneticiler inceden inceye ayrıntılı hazırlanan bir programa göre özenle yönetilirler. Onların yani bu liyakat düzeninde uygun bir şekilde yeteneklerine göre belirlenen bu aristokraside gerekli olan eğitim verilir. Bu eğitimin de iki ana öğesi vardır. İdman ve müzik. İdman ve müzik. Ya idman derken işte spor ya da askeri tarihin başlangıcına kadar gidebiliriz zaten işin bu Evet. kısmında. Bir de müzik var. Bu tabii çok daha yeni bir şey işin diğer kısmına göre. Bunlardan hangisi daha önemlidir peki bu eğitimde? Şimdi Platon'da
Biz ruhtan oldukça bahsettik. Pitagorasçılıkla beraber artık ruh antik Yunan dünyasının da içine girmiş, felsefesini ve dinini belirleyici olmaya başlamıştır. Haliyle ruh bedenden daha önemlidir, ölümsüzdür Peki vesaire. biraz daha açabilir misin bu müzik eğitimi derken neden bahsettiğimizi? Ruhun eğitimindeki kullanılan müzikten bahsederken biz sadece müzikten bahsetmiyoruz aslında. Müziğin yanında yine Yunan mitolojisindeki sanatın kökeni olan musalların bağışı olan her şeyin eğitimini, yani söz ve sahne sanatlarını, şiiri, edebiyatı, komediyayı, tragediyayı içine alan bir sanat eğitiminden bahsediyoruz. Bu eğitimin hedefi sanatsal olmasından ziyade ahlaki, toplumsal bir amaç olarak belirlenmektedir. Bir de biraz evvel bahsetmiştik gerçi bu konudan gerçi de yine konuyu daha çok açmak için soruyorum. Platon'un sansürü desteklediği söyleniyor ve biliniyor da bu doğru mu gerçekten? Hani ya da sansür derken nereye kadar işi ileri götürüyor? Evet, yani konumuz olan Platon'un devlet diyaloğunda bu konu geçiyor. Platon sanat ve edebiyatta sansürü son derece doğal ve doğru bir şey olarak gören biridir. Aynı zamanda ilk büyük düşünürdür. O yöneticilerin dindarca yalanlar söylemesine bile karşı değildir aslında. Bu bekçilerin, muhafızların, koruyucuların yalnız ruhlarına değil, bedenlerine de itina göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Bu beden eğitimi onları görevleri olacak şey, yani dıştan veya işte düşmanlara, kötülere, yasa tanımazlara karşı savaş hazırlayacak bir eğitim olacak tabii ki. Bu şeyde nasıl geçiyor? Özellikle devlet diyaloğunda okuyucular aslında bir nevi, yani biraz hak bile verebilirler. Yani Platon bu sansürü o kadar güzel savunuyor ki insana hak vermeden edemiyor neredeyse. Ne demek istiyor? İşte mesela Homeros'un İlyada ve Odessa'sındaki bile bazı yerlerin sansürlenmesini isteyecektir ki onlar kutsal metinlerdir yani. Antik Yunan'da tanrılara yaraşmayan, mesela aldatma, mesela hırsızlık, mesela yalan söyleme gibi hususlar onların şiirlerinde, eğitimlerinde yer almaması gerekir. Tanrılar mükemmel varlıklardır ve onları lekelemek gibidir. Aynı zamanda bu kötülükler, bu tanrıların yaptığı kötülükler halka da örnek olacaktır. Halk da bunları yapacaktır. Tanrılar bile yapıyorken ben niye yapmayayım? Bunun gibi birkaç sebepten dolayı Platon sansürü son derece doğal ve gerekli buluyor. Bunun haricinde biz eğitim bu idman ve şeyden ibaret değildir. Müzik eğitiminden ibaret değildir. Yöneticiler de askerlerle beraber bu idman ve müzik eğitimini görüyorlar. Daha sonra yeteneklerine göre ileride yönetici olacaklar. Eğitimlerine devam ediyor. Buna biz yüksek öğrenim diyelim. Bu yüksek öğrenim de felsefi ve bilimsel bir eğitimdir ve sadece bu koruyucular içinde asıl yöneticiler olacak olanlara, yasalar ve kuralları koyacak olanlara, yani filozof olacaklara verilecek bir eğitimdir. Bu neyi kapsıyor? Aritmetik, geometri, astronomi, armoni, buna benzer aslında matematiğe dayanan bilimleri ve bütün bunları içine alan, felsefeyi alan bir eğitim sunulacaktır. Muhafızlar, yine az önce de kısaca belirtmiştim, kesin olarak mal mülk sahibi olmayacaklar. Onların hizmetleri karşılıkları alacakları cüzi ücretler veya maaşları dışında mal mülkleri ve servetleri de olmayacaktır. Neden? Olmasının ne zararı olur? Mal mülkün servetleri olmasının asker sınıfının? Askerler aşırı zengin veya aşırı fakir olamazlar. Çünkü Platon'a göre bir toplumun içine düşebileceği en büyük tehlike onun aşırı yoksul ve aşırı zenginlerden meydana gelmesidir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ben, Türkiye'de de 1960 darbesinde
dönemde askerlerin ismi gazozcuya çıkmış mesela. Neden? İşte Menderes yönetiminde ücretleri çok düşürülmüş askerlerin. Ve bu orduda ciddi bir huzursuzluğa neden olmuş. Daha sonra da askeri darbeyi tetikleyen bazı önemli unsurlardan biri haline gelmiş. Askerler çünkü devletin kendisine de karşı koyabilecek güçteki tek otoritedir aynı zamanda bir ülkedeki. Haliyle askeri çok şey de yapamazsın, fakirleştiremezsin de. Çünkü eğer yine ücreti düşük olan asker şey de yapacaktır aynı zamanda. Gidip zorbalık da yapacaktır para elde etmek için. Çok zengin de olmaması gerekiyor askerin yine Platon'un sisteminde. O yüzden onun aşırı veya aşırı zengin veya aşırı yoksul olmasının önüne geçilir. Bununla beraber o Platon üretici sınıfın özel mülkiyetini ve teşebbüs özgürlüğünü yasaklamamıştır. Özel mülkiyete karşı değildir teşebbüs özgürlüğüne de. Yani Platon'un işte ya da Platon'un devlet eserinin öyle bazılarının iddia ettiği gibi işte komünist veya sosyalist bir devlete temel oluşturan bir metin olduğunu söyleyemeyiz haliyle değil mi? Evet. Platon'un devleti de tarım ekonomisine dayanan toplumda toprağın veya üretim araçlarının devletleştirilmesi de söz konusu yoktur, değildir zaten. Hatta onun devletinin ekonomiyle pek bir ilgisi dahi yoktur. O ekonomik güçle politik gücü birbirinden kesin olarak ayırmayı sağlıklı bir toplumun ve iyi bir siyasal rejimin vazgeçilmez koşulu olarak görmektedir. Serbest piyasayı destekliyor Platon. Yöneticinin yönetim görevinden ötürü para kazanması, varlığını sürdürmesi için gerekli olan miktardan fazla kara para kazanması doğru olmadığı gibi, sahip olduğu politik güç sayesinde servet edinmesi de onun bozulmasına ve böylece ana görevini yerine getirmesine engel olacağı için yine Platon'a göre en büyük tehlikelerden biridir. Peki para sahiplerinin yönetimde söz hakkı var mı o düzende? Hayır, kesinlikle yok. Platon üreticinin sahip olduğu ekonomik güç sayesinde yönetimden pay istemesi veya ona katılmasını kabul etmez. Bu takdirde bu sınıf politik gücü kendi çıkarı için ve toplumun bütünlüğün zararına kullanmak isteyebilecektir yani. Zaten Platon yine servetin veya servete sahip olan grupların hakim olduğu bir siyasi rejimi de oligarşi veya plutokrasi olarak görür ve bunu dört bozuk rejimden biri olarak niteler. Bunu da birazdan göreceğiz. Platon'un devlete ilişkin bu araştırmasının temelinde adalet ve adaletsizliğin ne olduğunu anlamak için ona birey planında değil de ona her bakımdan benzer olan toplum planında bakmanın işe yarayacağı varsayımından hareket ettiğini söylemiştik. Toplum veya devlet planında adalet nedir peki? Bu toplumu meydana getiren kısımların veya sınıfların kendi işini doğru biçimde yapmasıdır. Her sınıf kendi alanında kalıp yalnız kendi işiyle uğraşacak. Peki adaletsizlik nedir? Söz konusu sınıfların birbirine karışması, görevlerini değiştirmesidir. Bu ise devletle ilgili olarak en büyük suçu meydana getirir. Şimdi bu formülü bireye uygulayalım. Biz daha bir önceki programımızda Platon'un insan ruhunun üç kısmı veya üç farklı yetisi olduğuna inandığını söylemiştik. Neydi bu? Akıllı ruh, iştah sahibi ruh, öfke sahibi ruh. Bunların hangisine karşılık geldiğini anlamak için yönetici sınıfını ikiye ayırıyoruz. Yöneticiler ve muhafızlar. Akıllı ruha karşılık gelecek olan yöneticiler, öfkeli ruha karşılık gelecek olanlar ise muhafızlar, koruyucular veya askerlerdir. İştah sahibi ruha karşılık olacak sınıfta üreticiler olacak. Toplumun geri kalan kısmı yani. Peki kadının yeri neresidir bu toplumda? Bu soruya geçmeden önce bu konu hakkında biraz daha konuşayım. Şimdi geçen programımızda yine şeyden bahsetmiştik. Bir at arabası örneğinden bahsetmiştik. Akıl sahibi olan ruh iki tane atın bağlı olduğu bir arabayı çeker. Siyah ve beyaz atlar. Bu araba atlardan bir tanesi öfke gücünü temsil ediyor. Bir tanesi de iştah gücünü temsil ediyor.
Ruh, akıl veya ruhun akıllı kısmı bu ikisini iyice doğruca yönetir, arabayı yoluna çıkarmaz. Doğru yolda sevk eder. Eğer bir insan bunu başarırsa o insan adildir, iyidir, doğrudur. Aynı şekilde toplumda da yani Platon'un devletinde de askerler dışarıdaki düşmanlara karşı vatanını koruyup içerideki kargaşa çıkaranlara karşı kolluk gücünü yerine getirip üreticiler sadece ekonomiyle ilgilenip pazarda hani parasını kazanmakla ilgili uğraşıp parasal gücüyle yönetimi etkilememeye çalışması, askerlerin sahip oldukları şiddeti az önce saydığımız amaçlar dışında kullanmamaları, yöneticilerin de işlerini doğru yapması, doğru yasaları çıkarması, doğru toplumu meydana getirecek, adil toplumu meydana getirecektir. Böylece askerler gidip darbe yapmayacaklar. Tüccarlar gidip yöneticileri para karşılığında ayartmayacaklar. Yöneticiler de kendi ilkelerine göre yine toplumun mutluluğu için çalışacaklar. Buna göre uygun yasalar çıkaracaklar. Bu adil toplum. Bunu kendi içine gerçekleştirene de adil insan diyecek Platon. Peki bu toplumda kadının yeri neresidir? Platon'a göre kadınlar da erkekler gibi eğitilecekler. Yani onlar beden eğitimi ve müzik eğitimi alacaklar. Yine kadınlar da erkekler gibi yönetime katılabilirler. Yalnız işte kadınların cinslerinin zayıflığı göz önüne tutularak daha az yorucu işler verilecek onlara. Zaten yani Platon'a göre kadınların yönetimden uzak tutulması bir toplumu meydana getiren bireylerin yarısının gücünden yararlanılmaması ve bunun büyük bir insan kaynağı israfı doğurmasıdır. Yine bir akademiden bahsederken biz ilk defa kadınların da eğitilebildiği, eğitim alabildiği bir yer olarak bahsetmiştik zaten. Yani Platon kadınlara ve şeyine önem veriyor. İş gücüne ve Yani eğitimine. kesin fikir sahibi olabilmek için bu konuda tabii dönemin Atina'sının veyahut da Yunanistan devletlerinin de bir fotoğrafını çekmek lazım belki, ama yine de dönemine göre epey revizyonist, ilerici düşünceler olduğunu söyleyebiliriz bunların, değil mi? Tabii, mesela Antik Yunan'da vatandaş denen şey özgür erkeklerdir. Köleler, kadınlar, çocuklar bunlar yer almazlar. Yani herhangi bir Antik Yunan'da bir Atina sitesine gittiğin zaman vatandaş, tabii o zamanki gibi kimlik mimlik falan söz konusu değil mi? Vatandaş dediğin şey toplumun %30'u, %20'sini falan ifade eden bir tanım yani. Platon'un muhafızlar sınıfı ile ilgili olarak özel mülkiyeti reddettiğini söylemiştik. O yine bu muhafızlar sınıfı için aileyi de reddetmektedir. O yani yanlış anlaşılmasının önüne geçelim. Sadece ailenin karşısındadır ve sadece muhafızlar için. Bir erkekle bir kadın arasında kalıcı ve hukuki olarak meşru kabul edilen bir bağ kurulmasına karşıdır. Yine tekrar Neden? ediyorum, muhafızlar sınıfı arasında. Doğacak çocuklar da muhafızlar sınıfı mensupları arasında ortak olacak. Ve bütün çocuklar bütün muhafızların ortak çocuğu olacak Platon'da. Bu şimdiye kadar kabul etmesi en zor öneri gibi görünüyor. Evet. Koruyucu sınıfına mensup erkek ve kadınlar arasında, yani muhafız askerler arasında seçme ve birleştirmenin yapılması da doğru. Hatta toplumun ve devletin menfaati için zorunludur Platon'a göre. Yani biraz evvel bir kast sistemi değil de bir sınıf farklılığı olduğunu söyledik, ama bu detay sanki birazcık kast toplumuna doğru götürüyor gibi. İşte doğacak çocuk, asker çocuğu olarak oluşturulmuş sınıf, yani sırf kalıtsal nedenlerden dolayı onu bir sınıfa mahkum etmek gibi bir şey olduğu için kast sistemini akla getiriyor ister istemez. Neyse, Platon'un böyle düşünmesinin, böyle bir sistemin yararlı olduğunu düşünmesinin faydası nedir ona göre? Ya bu sıra dışı önerilerin dediğim gibi
muhafızlarla sınırlı olduğunu belirtelim tekrar. Ve aslında kas sistemi konusuna tekrar gelirsek, yöneticiler muhafızlar arasından seçiliyor. Aynı eğitimi görüyorlar. Yani kas sistemi çok daha sıkı ve çok daha kuralları belli. Aradaki farklılıkların çok daha açık olduğu bir sistem. Ben bu programı esasen ilk yaparken ya acaba sosyoloji, psikoloji konularına da girsem mi diye düşünmüyor değildim yani. Ama sadece felsefe için hakkınca vakit ayırabilmek bile çok zor olduğu için sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi konuların en azından giriş niteliğinde bazı konularını işlemek bile pek mümkün olmayacak. Felsefenin alan konularını işleyelim de gerisini artık ilerleyen programlarımıza bakarız diyelim. Bu sistemin neye faydası var? Ana sorumuz bu. Bu garip önerilerin. Özel mülkiyet gibi özel ailenin de olmadığı ve her koruyucunun, her çocuğun babası olduğu yerde hepimiz birimiz hepimiz için ilkesi hakim olacak Platon'a göre. Her bir koruyucu asker diğer koruyuculardan herhangi bir şeyi kıskanmayacağı gibi onların her biri ve tümü için savaşı ve ölümü göze alacaklar. Sıkı sıkıya bağlı, bütünlüğüyle bir aile olan askerlerden bahsediyor. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla. Peki tüm bu özetlediğin sadece askerler ve konu değil, tüm toplumu kastediyorum ya da Evet. tüm devleti kastediyorum. Bu Platon'un idealindeki bu devlet, bu sistem gerçek olabilir mi? Gerçekleştirebilir mi? Ya da o Platon gerçekleşeceğini düşünüyor mu bunun? Platon bunun gerçekleşemez olduğunu bilincindedir. O kendisini varmak istediğimiz bir ideal olarak almamız ve her şeyimizi kendisine göre ayarlamamız gereken bir ölçüttür bu devlet. Bu standardın gerçekleşmesi için her şeye önce bir filozof, her şeyden önce bir filozof toplumun başına geçmesi gerekmektedir. Ön koşulu budur. Kendisine bir alıntı yapalım. Filozoflar sitede yönetici olmadıkça veya yöneticiler gerçekten filozof olmadıkça yani bir aynı insanda devlet gücü ile akıl gücü birleşmedikçe bunun yanında kesin bir yasayla herkese kendi yapacağı iş verilmedikçe insanlığın sitenin başı dertten kurtulamaz. Buna benzer bir formülü yani ortaya bir ütopya biz bugün ütopya diyoruz buna atıp bunun gerçekleşemez olduğunu bildiğini gördüğümüz bir diğer filozof da Saint Augustinus olacak. Augustine şu Hristiyan ve koyu Hristiyan bir filozoftu değil mi? Evet, Hristiyan filozof. O da mesela yeryüzü devleti ve gökyüzü devleti diye bir ayrım yapacak. Gökyüzü devletinin kurallarını genel çerçevesini çizecek. Ve yeryüzü devletinde esas hedefin gökyüzü devletine olabildiğince benzemek olduğunu söyleyecektir. Ama bunun gerçekleşemeyeceğini kendisi de Kendisi de farkındadır zaten, evet. bilmektedir. Söylüyor da bunu zaten. Şimdi Platon'a geri dönelim. Platon'un devletinde filozof hem doğuştan gelen bazı en mükemmel niteliklere sahip olan hem de en mükemmel bir eğitim olması gereken bir insandır. O hem ahlak ve karakter hem akıl ve zihin bakımından en üstün niteliklere sahip biridir. Bununla da kalmıyor. Platon'a göre filozof ruh bakımından olduğu gibi beden bakımından da en güçlü, en kusursuz bir yapıda olması gereken insandır. Filozofun eğitimi 30 yaşında başlayacak. 30 yaşına kadar askeri eğitim alacak. 30 yaşında filozof eğitimine başlayacak. Felsefe eğitimine. Çok sıkı sınav ve çalışmalardan başarı ile sonuçlanması durumunda 50 yaşına kadar devam edecektir. 30 yaşında bir komando meydana getiriyorsun, ondan sonra onu bir manada evcilleştirmeye çalışıyorsun gibi oluyor ama. Tabii bu sanat eğitimiyle yani sanat eğitiminin ön planda olduğu bir eğitim yani. Tabii yani hepsini kapsıyor. Yani şey gibi, orta çağdaki o asil ailelerin, toprak sahiplerinin, derebeylerin falan çocukları gibi. Yani askeri Tabii eğitimle tabii. tüm eğitimi beraber oluyorlar. Hem fiziken güçlü oluyorlar, savaşçı oluyorlar, hem de yani tüm normal halka göre epey bilgili, bilgi sahibi falan oluyorlar. Tabii.
30 yaşına geldiği zaman da felsefe eğitimi yeni başlıyor ve 20 yıl süren bir felsefe eğitimi görüyor. 20 yıl. Yani bugün biz 20 yıl okuyup mühendis, doktor falan oluyoruz yani toplamda. Kadınlar da bu eğitimi alacak demiştik. Filozofun eğitiminin zirve noktasını ise iyinin veya iyi ideyasının bilim olan diyalektik oluşturacak. Bu eğitim kısmını iyice anlattıktan sonra Platon nelerden bahsedilmesi gerektiğini. Ya zaten düşününce böyle bir eğitim alan bir insanın kötü bir insan olması, kötü bir yönetici olması için art niyetli olması gerekir yani. Müthiş bir takiye yapıp Hiçbir şey onlarca öğrenmeyip o dönem hiçbir boyunca. öyle geçmesi gerekiyor. Tabii bir de sıkı bir denetim de işin içinde olunca yani bu eğitimden geçmek her yiğidin harcı olmasa gerek. Platon bu kısmı atladıktan sonra bir de kötü yönetimlere değiniyor. Yani adil, kusursuz sistemin zıttı olan dört bozuk kusurlu sistem hangileri olduğu meselesine geçecek. Bunlar timokrasi, şeref devleti, zenginlik devleti, oligarşi, halk devleti, demokrasi ve zorbalık devleti, tiranlıktır. Kısaca değinelim. Bunlar üzerinde uzun uzun durmayalım. Ama bu bölümü okuyucularımızın, dinleyicilerimizin bu bölümü çok seveceklerinden eminim. Yani konuşması zevkli bir konu gerçekten de. Yani Gruplandırması ya evet. Yani evet yani şimdi demokrasiyi nasıl kötülediğini de göreceğiz Platon'un. Önce şeref devletinden bahsedelim. Yani timokrasi. Bu devletin amacı barıştan çok savaş. Eğitimde üstünlük verdiği şey müzik değil, beden eğitimi. Önem verdiği değer ise şan ve şereftir. Timokrasi rejiminde çalışanlar sınıfı bir süre sonra zenginleşip kendi başına hareket etmek, bağımsız olmak isterler. Böylece oligarşi yani zenginlik devleti ortaya çıkar. Oligarşide paraya, servete sahip olan küçük bir azınlığın hakim olduğu devlet sistemidir. Bir devlette zenginlik ve zenginler baş tacı olunca doğruluğun ve doğru insanların şerefi azalır, diyecek Platon. Burada artık bir değil iki devlet vardır. Zenginlerin ve fakirlerin devleti. Böyle bir devlette baştakilerin dışındaki herkes dilencidir. Bu kısmı uzun uzun anlatıyor Platon. Yani bunların hepsini uzun uzun anlatıyor. Günümüzde de aslında biraz oligarşi hakim yani kapitalist bir düzenden bahsediyoruz. Türkiye'de henüz çok belli değil ama mesela Amerika'da seçim yardımları, seçim bağışları, zenginlerin istediği adamı başa getirmeleri gibi imkanları, istediği gibi Yani politikayı Türkiye'de de gayet rahat söylenebilir. En gelişmiş devletlerde bile söylenebilir hatta. Hatta bu evet. oligarşinin hani yani günümüzdeki o en gelişmiş devletlerde demokrasiyle yönetildiği düşünürse o demokrasiyle oligarşinin nasıl bir geçirgen olduğunu, birbiriyle nasıl bütünleştiğini ve Evet. aslında ne kadar da birbirinden farklı olmadığını da çeşitli pratiklerle saatlerce konuşur anlatabiliriz ama çok da girmeye gerek yok o konulara şu anda sanırım. Evet. Geçen gün bizim iş yerinden bir arkadaşla biraz şey yaptık. Bu zenginlerin zenginlik konusunda biraz konuştum. Benim de çenem açıldı. 2 saat falan konuştum böyle. Yani onların artıklarıyla yaşıyoruz hayatı bir nevi. Onlar için üretilen, onlar için yapılan şeyler için, kendileri için ürettiği sistemler arta kalanlarla diğer vatandaşları idare ediyor. Bir de bunların hiç ucundan bile göremeyen bir ton bir grup var yani. Zaten genelde solcular, komünistler falan bu sermayeye karşı çok hassastırlar yani. Biz Platon'a geri dönelim. Platon'a göre oligarşik yönetim daha sonra demokrasiyi doğuracaktır. Ama nasıl? Şimdi oligarşik yönetimin sonucu devrim olacaktır. Ve yoksulların zenginlerin yenmesi sonucunda herkesin her şeyi, devletin bütün imkan ve nimetlerini, işlerini eşit olarak paylaştıkları demokrasi ortaya çıkacaktır. Öyle olmadı mı Fransız devrimi? Yani Kabaca yani. kabaca diyebiliriz evet. En azından bir yönüyle yani.
Burju, yani bir nevi burjuva devrim miydi zaten? Ki demokraside bir burjuva yönetimi oluyor bir manada zaten. Aynı şeyleri Evet. söyleyebilirim manada. İşçiler artık zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadığı zaman devrim gerçekleştirecekler. Karl Marx'a göre. Burada Platon'un Devleti kitabında anlattığı bir gemi analojisi var. Evet. Okuduğun için biliyorsundur sen de. İşte bir gemi sahibinden bahsediyor gemiyi yöneten olarak. Bu gemi sahibi işte güçlü, zengin, her şeye sahip. Fakat navigasyon bilgisi yok. Gemiyi nasıl kullanacağını, nasıl götüreceğini bilmiyor. Görüşü zayıf, iyi duymuyor falan filan. Tabii gemideki çalışanlar da, gemi mürettebatı da bu durumdan rahatsız. Ve Evet. yönetimi ele almak istiyorlar. Alıyorlar da hatta. Yönetimi, gemiyi biz kullanacak diyorlar. Fakat baktığın zaman doğal hak gibi görüyorsun bu gemi mürettebatının memnun olmadığı gemi sahibini devirerek geminin yönetimini ele geçirmesine, ama onlar da bir şey bilmiyor. Onların toplam faydası, toplam ürettiği bir şey de bir geminin daha iyi bir yere gitmesine neden olmuyor. Çünkü onların da navigasyon bilgisi zayıf. Onlar da denizciliği çok iyi bilmiyor. Ya da onlar da belli yerlerde uzmanlaşmasına rağmen her şeyi çok iyi bilmiyor. Fakat orada bir de kaptanlık vasıflarını taşıyan bir kişi var. Gemi kaptanı olabilecek kişi. Fakat ne Kimse sesi onu. fazla çıkıyor onun, ne kimsenin onu dinlediği var. Dolayısıyla o bir türlü yönetimde söz sahibi olamıyor. Demokrasinin o popülist tarafı, o gemi kaptanı olması gereken kişiyi maalesef oraya getirmiyor. Platon da orada gemi kaptanı analojisinde aslında o filozof krallardan bahsediyor. O yazının başında dönersek, programın başına dönersek hatta, en iyisi kuvveti kanunlara değil, bilgili bir krala vermektir derken biraz da bunu kastediyor aslında. Orada Aynen. işini bilen ehline, yani bir filozof krala yönetimi bırakmamız gerektiğini söylüyor. İyi hatırlattın ya, ben epey oldu bu kitabı okuyalı. Ayrıntılarını falan çoğu unutmuştum zaten. Dinleyicilerimize tekrar söyleyelim. Yani ben ilk okuduğum zaman Devleti çok sinirlenmiştim ya. Yani gerçekten çok sinirlenmiştim. Bu kötü yönetim sistemleri, hepsinin zaafları nelerdir bir bir çoğunlukla doğru tespitlerle sunmuş Platon yani. Bunları bildikten sonra aynı yanlışları yüzyıllarca hatta binlerce yıl boyunca tekrarlamak insan medeniyetinin herhalde kendine yaptığı veya kendine attığı en büyük kazıklardan biridir yani. Biz konumuza geri dönelim. Evet. Demokrasiye. Demokrasi neden kötü Platon'a göre? Evet, şimdi oligarşik sistem devrime yol açacaktı. Devrimde herkesin her şeye sahip olmak istediği demokrasi sistemini doğuracaktı. Demokrasi sisteminde de herkes efendi olmak isteyecek. Hiç kimse itaat etmeyi kabul etmeyecek. Herkes kendi keyfine, kendi arzusuna göre yaşamak isteyecek. Şimdi yönetimin ciddi ve hayati bir iş, bir bilgi ve bilimin konusu olduğunu, sıradan insanın veya halkın doğası gereği ondan anlamadığını, dolayısıyla yönetimde örneğin yasalar, savunma ve benzeri gibi konularda doğru karar veremeyeceklerini. İkincisi ise demokrasinin kötü önderler, demagoglar, halk dal kavukları yarattığını söyleyecek Platon. Az önce senin o söylediğin gemi mevzusundaki gibi kimse dinlemeyecek. Orada tayfadan sesi en çok çıkan, en çok popülist söylenenleri söyleyen, bunları becerebilen alacak, diğer tayfayı etkileyecek ama o da gemiyi karaya vuracak. Yani. Diğer taraftan filozof olan kaptan kendisi böyle şeylerle pek ilgilenmeyecek. Çünkü hani bir yerde Platon'un özellikle eğitim gördüğü, yani diyalektik eğitim alan, iyi ideyasından, yani hayatın sırrı, hayatın gerçeklerini bilen, eğitim düzeyi olarak, bilgi, kültür düzeyi olarak diğerlerinden çok çok farklı olan birisi böyle bir şeye tenezzül etmeyecektir yani. Hiçbir şeyden kendine yakıştırmayacaktır belki böyle dal kavuklukları yani. Dolayısıyla demokrasinin yöneticileri hiçbir zaman filozoflar, devlet adamları olmayacak. Sofistler, sofistlerden ne istiyorsa Platon, halk dal kavukları olan politikacılar olacak. Böyle bir yönetimde de her türlü felaketle karşılaşmak mümkündür. Nitekim demokrasi eninde sonunda tiranlığı doğuracaktır.
Evet, felakete sürükleniyoruz. İnsanlar huzursuz. Fakat bunları da bir yandan kontrol etmek gerekiyor. Nasıl kontrol edecekler? Sen devamını getir. Şimdi demokrasinin yarattığı düzensizlik bir anarşi oluşturacak. Bu anarşi de bir zorbayı ortaya çıkaracak. Bu zorba kendini halkın temsilcisi, halkın başkanı olarak takdim edecektir. Bu gücü elde eder etmez de kendi düşmanlarını ortadan kaldırmak için kullanacaktır. İstediğini sürecek, istediğinin malını gasp edecektir. Her türlü kanunsuzluğu yapacaktır. Onu durduracak güçleri de zaten elimine etmiştir bu süre içerisinde. Dolayısıyla Tabii. kimse onu durduramayacaktır. Evet, Platon'un devlet diyaloğu çok kabaca özetlemiş olduk böylece. Tekrar ediyorum, bunu mutlaka dinleyicilerimiz okusunlar. Çok önemli bir eser ve Platon'un devlet kuramı ile ilgili çok önemli ipucu içeriyor. Bundan sonra onun devlet adamı diyaloğundan bahsedelim. Bu diyalog onun siyaset kuramına birkaç noktada katkıda bulunacaktır. Bunlardan biri yasa koyucu ile yasa arasındaki ilişkiler konusundadır. Platon'un ilke olarak yasa koyucu, yasanın üzerine yerleştirdiği veya yasa koyucu filozof hükümdarı yasallığın üzerinde bulunan bir varlık olarak konumlandığını görmekteyiz bu diyalogda. Bu neden böyle ya da nasıl böyle oluyor? Şimdi yasa koyucu doğası veya konumu itibariyle yanılmaz bir insandır Platon'a göre. O kadar eğitim aldıktan sonra doğru olanı yapar her seferinde. Dolayısıyla onun ağzından çıkan yasadır. Ve yasaların bu bakımdan ondan sonra gelmesi ve onun yargısına göre değişmek durumunda olması da doğaldır. Kendisinden alıntı yapalım. Her ne kadar kanunların kral işi oldukları apaçıksa da en iyisi kuvveti kanunlara değil, bilgili bir krala vermektir. Bir diğer alıntı da şöyle: İnsana ait hiçbir şeyin hiçbir zaman olduğu yerde durmaması, sürekli değişmesi, yasama sanatı da içinde olmak üzere hiçbir sanat, hiçbir konu üzerinde her zaman ve her durumla ilgili doğru, mutlak bir kural koymak imkanını vermez. Haliyle her değişikliğe uyum sağlayacak bir yasa koyucu önemlidir Platon'da, yasadan ziyade. Devlet adamı diyaloğunda yani. Şimdi nasıl bir hekim her zaman yanlarında bulunmasının mümkün olmadığı hastalarına yanlarında bulunmadığı süre içerisinde uygulamaları amacıyla yazılı reçete bırakmak zorundaysa, filozof yasa koyucunun da kendisi olmadığı veya kendisi öldüğü zaman toplumun izlemesi gereken yasaları yazılı olarak ve genel bir form altında onlara bırakması gerekir. Devlet diyaloğundaki iyi veya kötü yönetimler tasnifi de bu diyalogda değişecektir. Temel alınan iki kriter, yasaya uyan ve uymayan devletler ile bu devletin başında bulunan kişilerin sayısı olacak. Bu kriterlere göre başta tek bir kişi varsa ve bu toplumun yasaları uygun olarak yönetiyorsa, bu hükümetin adı krallıktır. Yani monarşi. Anarşi. Eğer keyfine göre yönetiyorsa bu zorbalık, tiranlıktır. Baştaki azınlığın yasaya uygun olarak yönettiği rejimi aristokrasi, yasasız rejime oligarşi denecektir. Eğer devletin yazılı ve doğru yasalara uyma sırasına göre sıralarsak en iyisi şüphesiz krallıktır. Ancak yasa olmayan yerde de hayatı en çekilmez kılan odur. Yani Tiranlık. tiranlıktır. Aynı kıstası temel alıp diğer rejimlere de uygularsak, yazılı ve iyi yasalara uyma bakımından rejimler arasında en kötüsü demokrasi. Ama içlerinde yasaların hüküm sürmediği rejimleri ele alıp aralarındaki karşılaştırmayı bu bakımdan yaparsak, yasasız rejimler içerisinde en iyisi demokrasidir. Platon'un en son ve tamamlanmamış veya Platon tarafından gözden geçirilme imkanı bulunmamış olduğu düşünülen yasalar diyaloğu, gerek devletten gerekse devlet adamından bazı farklılıklar gösterir. Yasalarda geliştirdiği düşünülen yeni toplum ve devlet anlayışında Pitagorasçılığın etkisi daha açık görülmektedir. Bu etki kendisini Platon'un özellikle toplum ve devlet dediğine verdiği yeni ve artan ağırlıkta göstermektedir. Her şeyin ölçütünün insan değil,
Tanrı olduğu görüşü yasalarda ifade edilir. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyen Protagoras'ı hatırladın Tabii, diye evet. umuyorum. Evet. Yalnız bireylerin değil, devletin de Tanrı'yı taklit etmesi ve ona benzemeye çalışması gerekir yasalarda. Bundan dolayı din, geleneksel Yunan dini bu diyalogta daha önceki diyaloglarının olduğundan çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Her türlü özel tapınma biçimi yasaklanır ve tanrı tanımazlar ölüm cezasına çarptırılır bu eserde. Devlet adamında olduğu gibi hükümdarı yasanın üzerinde değil, yasayı hükümdarın üzerine yerleştirir Platon. Konunun üzerine biraz daha açıkça durmak isterdim ama vaktimizi çok uzattık. O yüzden çok kısa özetler yapıyorum. Ama zaman ayarlayıp da ilerleyen programlarımızda bu konulara yeniden dönmeyi gerçekten çok istiyorum. Yasanın hükümdarın da önünde olduğunu yine modern çağda göreceğiz. Thomas Hobbes'la beraber başlayan bir akım olacak bu. Ve yasa hükümdarın da uymak zorunda olduğu bir şey. Gerçi Thomas Hobbes'ta bir sıra dışılık da var. Ona göre monark hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz. O zaten istediği her şeyi yapabiliyor. Eğer yasaya uymak zorunluluğu bırakırsak, yasayı kendi keyfine göre değiştirecektir. O yüzden o her şeyden muaftır. Yine daha önceki konuşmalarımızda bir toplumda yasalara en az uyan kesimin toplumun en üst kesim olduğu konusunda da konuşmuştuk hatırlarsan. Bu da bir sosyal psikoloji tespitidir. Yine Platon'a dönelim. Devlet adamında olduğu gibi devlette filozofun kişisel yöntemlerinin yerini yasalarda bürokrasi, felsefenin yerini ise gelenek ve yasal alır. Devlette yönetici sınıfı için zorunlu gördüğü kadın ve mal ortaklığı fikrinden vazgeçer Platon ve devletin mülkiyetini kendi elinde tutacağı ancak kullanım hakkını vereceği toprağın yurttaşlar eşit olarak dağıtılması gerektiği görüşünü savunmaya başlar. Yani devlet diyaloğu değil de belki yasalar biraz daha sosyal bir devlet fikrine daha yakın. Devlet dar anlamda bir az önce de değindiğimiz gibi politik bir eser olmaktan çok Platon'un ahlak ve psikolojisine ilişkin görüşleri çerçevesinde şekillenmişti. Fakat yasalar dar ve teknik anlamda politik konuya ve onun belli başlı kurum ve uygulamalarına örneğin anayasa, anayasal organlar, yasama, yürütme, yargının kurum ve uygulamalarına eğilen bir eserdir. Yasa koyucunun sanatçı hissinin selameti için ahlaki kaygıları ön plana alan eserleri yaratmaya ikna etmesi zorlamasından daha iyidir yasalarda. Devlette ise bir zorlama söz konusuydu. Ve yine devlette eğer sanatçı ona uygun eserler yazmıyorsa onu siteden kovuyor veya sitenin dışından gelen sanatçıların eserleri uygun değilse sergilemesine izin verilmiyordu. Uygarlık ve medeni durum öncesi doğal toplumda daha bilgili ancak daha mutluydu. Daha bilgisiz ancak daha mutluydular. Sayıları az olduğundan ve daha mert, daha adil, daha saf, kısaca daha iyi olduklarından aralarında herhangi bir kavga olmayıp mutlu bir uygarlık sürmekteydiler. Uygarlık insanı bozmuştur Platon'a göre. Ve bu bozulmanın önüne geçecek olan da yasalardır, toplum düzenidir. Bu toplumun iyi olduğu görüşünü daha sonra şeyde göreceğiz. Jean-Jacques Rousseau'da da göreceğiz. Jean-Jacques Rousseau'ya göre medeniyet öncesi doğal durumdaki insan daha iyiydi. Daha barışseverdi. Daha saftı. Fakat uygarlık bu insanı bozmuştur. İhtiyaçların artmasıyla paralel olarak galiba değil mi en başta? İşte bu şeyle beraber başlayan, özel mülkiyetle beraber başlayan, daha sonra toplumsal durumun yarattığı ahlaki çürüme, ahlaki bozulma, mesela nezakete de çok ters çıkacaktır. Cancaklısı. Samimiyeti gizleyip sinsilikle insanların birbirine kandırdığı bir iletişim şekli olarak görecektir nezaketi. Medeni durumun, medeni insanın davranışını yani. Platon da yine Jean-Jacques Rousseau'ya öncülük etmiş ve medeniyetin insanı bozduğu fikrinden yola çıkarak toplumu anlatmış ve toplumu düzeltmek için de ihtiyaç olan şey yasalardır, din
ve geleneklerdir. Artık Platon bile akıldan bir yerde vazgeçmiş gibi görünüyor yasalarda. Bu uygarlığın veya medeniyetin insanı bozduğu düşüncesi akla ister istemez Kalikles okulunu, Sokrates sonrası Kalikles okulunu ve hatta Trasmakos'u da akla getirmiyor değil. Değil mi? Tabii. Tabii yine zaten şey Sinoplu diyor can. Uygarlığa karşıdır. Yine aynı sebeplerle ya da benzer sebeplerle diyelim. O zaman programımızı bitirelim. Önümde yapmayı planladığım iki tane röportajım var. Eğer bunları yayınlayabilirsem yakın zaman içerisinde. Çünkü şu anda bütün üniversiteler final haftasında. Daha sonra da yaz okulu dönemleri başlayacak. Hocaların bana uygun takvim vermesi ne zaman alacak bilmiyorum. Bunları yayınlamadan da en azından yayınlayamayacaksam da bu durum kesinleşmeden önce Aristoteles'e geçmeyi düşünmüyorum. Az veya çok bir süre bekleyebilirsiniz yeni program için. Şimdiden duyurmuş olalım. Ve bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esen kalın diyelim. Hoşça kalın ve bizi unutmayın diyelim.